Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım hepinize sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Efendim bu akşam konuğumuz Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Uzun zaman oldu sizinle program yapmayalı diyelim. Evet. Bir de sizinle program yapmayı gerçekten özledik. Çünkü çok fazla şeye gerek olmuyor. Soru çıkarmaya bile gerek olmaksızın siz programı öylesine güzel götürüyorsunuz ki bunun için de ben size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Sayın Başkanım, şimdi gene ilklerden böyle ani çıkışları, güzel çıkışları olan bir belediye başkanısınız. Karamürsel'de bir meclis, Karamürsel'le ilgili bir meclis kararı çıkardınız ki PCR testinin yavaş yavaş artık zorunluluk olmadığı bir dönemde, hani COVID'le ilgili esnemelerin olduğu bir dönemde siz dediniz ki meclisinizden kararınızı çıkardınız. Bundan sonra aşı olmayanlara biz ruhsat vermeyeceğiz dediniz. Bu bir taraftan gerçekten alkışlanacak bir durum ama bir taraftan da hani başkan gerçekten yürekliymiş denilen bir dönem de oluyor. Böyle bir şeye nasıl karar verdiniz efendim? Bu aşısızlara ruhsat verilmeyecek uygulamasını neye istinaden başlattınız? Nasıl devam ettireceksiniz? Tepkiler ne durumda? Bunları sizden öğrenelim. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var. Dünya bir bilinmezi yaşıyor. İçinden bulunduğumuz pandemi süreci hakikaten, yani bugün dünyanın bir numaralı ülkelerinde bile çok büyük bir sorun. Onlar bile bu sorunla nasıl baş edeceğine daha tam karar vermiş değiller ama şöyle bir gerçek var. Bilime inanmak ve güvenmek gerekiyor. Komple teorilerinden uzak, gerçekten bilim insanlarının bizi yönlendirmesiyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Dünyanın bu geçtiği süreçte ülkemizde geçen yılda hakikaten çok büyük sıkıntılarla karşılaştı. Özellikle insanlarımızın evlere kapanması, esnafımızın sıkıntıları, çalışanımızın sıkıntısı hepimizde derin travmalar oluşturdu. Bu süreçleri artık yavaş yavaş atlatmamız gerekiyor. Bunun da tek çözümünün artık bilimsel olarak kanıtlanmış aşı olduğuna hepimiz inanıyoruz. Tabii gönül isterdi ki ülke olarak bu aşıyı, kendi aşımızı çok daha önce yapalım. Ama nasip bugüneymiş. Geçtiğimiz ay itibariyle TÜRKOVAK'la beraber artık dünyada 7 veya 8. ülke olduk herhalde kendi aşısını üreten ve uygulayan. Ki bu bizim için büyük bir gurur vesilesi. Biz de buna istinaden özellikle Karamürsel ilçe sınırları içinde kendi halkımızı korumak adına benim teklifimle Karamürsel Belediyesi meclisini oluşturan arkadaşlarımızın da kabulüyle, oy birliğiyle aldığımız aşısını tamamlamamış kişilere iş yeri çalışma açma ruhsatı verilmeyeceği yönünde bir karar aldık. Tabii bu karar hakikaten benim de beklemediğim kadar popüler oldu. Yani özellikle sosyal medyada Twitter kanalıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Tabii birçok yorum geldi. Kimi hakaret içeriği yorumlar ki bunlarla alakalı avukatımıza talimat verdik, gereğini yapacağız. Onun haricinde biz kendimize şöyle güveniyoruz. Diyoruz ki bizim aldığımız karar insanların direkt sağlığını etkileyecek bir karar. Yani eğer bu ilçede yaşıyorsanız, bu ilçede bir iş yapmak istiyorsanız, bu ilçenin insanına saygı duyacak ve bilimin bizim önümüze koyduğu kurallara uyacaksınız. İş yeri çalışma açma ruhsatının belli bölümleri var. Biz o bölümlere aşı şartını da ilave ettik. Kimi bunu farklı değerlendirdi. İşte efendim bilmem nenin bilmem ne maddesine göre bu insan haklarına aykırı dediler, anayasaya aykırı dediler. Şu an ben hukukçu değilim. Ben belediye başkanıyım. Ben meclisimden bir karar aldım. Ha, bu karar hukukun hükmüne açıktır. Hukuk aksi bir karar verirse gereğini yerine getiririm. Ama hukuk aksi bir karar vermediği sürece ben meclisinden aldığım kararı uygularım. Bu uygulamaya devam edeceğim. Ha tabii son dönemde özellikle sürü bağışıklığı gündeme geldi. Hele bu son varyantla beraber çok daha hafif atlatılıyor. Özellikle aşılı insanların
Bu varyantı çok daha hafif atlattı. Artık hepimiz tarafından malum. Türkiye'de de yavaş yavaş bu bağışıklık sisteminin artık arttığı görülüyor. Çünkü biliyorsunuz vaka sayıları çok fazla. Yani 70-80 binlere geldi ama hastaneye yatış oranlarında ve özellikle ölüm oranlarında çok büyük bir düşüş var. Şimdi geçmişe baktığımız zaman 35-40 bine geldiğinde biz ülkeyi kapatmıştık. Şimdi neredeyse bunun iki katı. Biz hala bütün sistemiyle çalışan bir ülkeyiz. Demek ki bu bağışıklık yaratılıyor, oluşuyor. Biz de bakacağız Sağlık Bakanlığı'nın verilerine. Eğer gerçek manada bu bağışıklığa geçme dönemine girdiysek birkaç ay sonra yine meclisimizi toplarız. Aldığımız kararı iptal ederiz. Normal sisteme geçeriz ama bu süre zarfında Karamürsel ilçesinde iş yeri açmak için bize müracaat eden kişilerin tamamından mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü aşı sayısını talep edeceğiz. Hı hı. Sayın Başkanım, siz şimdi vatandaşla birebir ve vatandaşın arasında olan bir belediye başkanısınız. Evet. Sizi yerinizde bulmak pek mümkün değil. Sürekli sokaklardasınız. İşte ablalar, abiler, amcalar, teyzelerle birliktesiniz. Evet. Şimdi bu karar sonrasında ya da bu karar sosyal medyaya ya da artık uygulamaya geçildikten sonra vatandaşlarla mutlaka esnafla görüşmüşsünüzdür. Hı. Tepkileri nasıl efendim? Şöyle söyleyeyim, Karamürsel'de bu konuya büyük bir destek var. Yani hem esnaf arkadaşlardan hem Karamürsel'de yaşayan vatandaşlarımızdan. Sonuçta zaten biz de Karamürsel ile ilgili bir karar aldık. Evet. Ama işin enteresan tarafı şu, Türkiye'de olduğu gibi her konuda kendini farklı konuma yerleştiren, özellikle sosyal medyanın gücünü kullanarak muhalefet yapmak adına muhalif olan kitleler, yani değil Türkiye'den, yurt dışından bile bu konuya hani bizim eski tabirle salatalığa tuz döken tipler vardır ya, onlar her konuya atladılar. Tabii biz onları çok fazla kale almıyoruz. Yani benim sorumluluk alanım Karamürsel. Karamürsel'deki insanların hayatını kolaylaştıracak, hayatını mutlu edecek, hayatını huzurlu hale getirecek her türlü olguda mutlaka Karamürsel'in şehrül emini olarak benim mutlaka bir imzam vardır. Bundan da asla geri adım atmam. Çünkü bizim Karamürsel içinde bizim işimiz değil diyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Hepsi bizim işimizdir. Yani biz orada devleti temsil eden, milleti temsil eden, milletten yetki almış, devletin gücünü kullanan bir kurumuz. Karamürsel'deki bütün devlet kurumlarıyla beraber çok koordineli, çok güzel bir şekilde çalışan. Yani Karamürsel'deki sağlık problemi varsa benim problemim, eğitim problemi varsa benim problemim. Karamürsel'de ne bileyim devlet dairesinde bir sorun varsa benim problemim, asayişte bir sorun varsa benim problemim. Yani bu benim problemim değil diyeceğim hiçbir problem yoktur. Çünkü vatandaş devletten hizmet bekliyor. Devletin hizmetlerinin aksamaması için gereken bütün fiziki şartlar ve diğer şartları oluşturmakta mutlaka biz elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Tabii bizim de aldığımız yetkiler var. Belki bizi aşan yetkiler var ama o yetkileri de gerekli büyüklerimizle konuşuyoruz, onlardan destek alıyoruz, aracı oluyoruz ve mutlaka bu hizmetleri sağlıyoruz. Yani belediyecilik artık günümüzde çok farklı bakılıyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Biz, sadece ben değil, bütün arkadaşları, belediye başkanları, inanın toplumun her sosyal olayıyla ilgilenmek zorundayız ve ilgileniyoruz, dertleniyoruz. Yani ben Karamürsel ilçesindeki boşanma oranları artıyorsa bundan muzdarip oluyorum. Niye artıyor? Sebep ne? Gençlerimiz severek beraber bir araya gelen gençler birbirinden niye ayrılıyor diye bunun üzerine gidip aile ortamını, aile mefhumunu korumak için mutlaka yapabileceğimiz ne var diye bakıyoruz. İşte Karamürsel'de sadece insanlara değil, bizlerle beraber yaşayan hayvanlarımıza yönelik ne var diye ona bakıyoruz. İşte farklı iş kollarından insanlarımız, yani esnafımız, işte ticaret yapan arkadaşlarımız, ne bileyim tarım yapan arkadaşlarımızın ne sorunları var, onlara mutlaka eğiliyoruz. Dediğim gibi bunu sadece ben yapmıyorum. Bugün Türkiye'de yani iktidarı muhalefeti, ben ona inanıyorum. Ha, bazı muhalefet belediye başkanlarının dertleri başka, onların dertleri millet olmadığı için onlar farklı dünyalarda gezebilirler ama ben şuna inanıyorum. Özellikle kendi siyasi tabanımı, kendi partimi ve bu partiden belediye başkanı olmuş arkadaşları iyi bildiğim için hemen hemen hepimizin derdi aynı. Hepimiz halkın içinde, halka dokunan, halkın ne sorunu var, ne derdi var, biz nasıl yardımcı olabiliriz diyen insanlar. O yüzden
bu manada bakmak lazım. Yani bunu alıp işte Twitter'da sen kendini ne zannediyorsun, devlet mi kurdun, senin böyle bir hakkın yok, yok anayasanın şuma. Ya arkadaş, ben Karamürsel Belediye Başkanıyım. Oturduk baktık, Karamürsel'de sağlıkla alakalı, ülkemizle alakalı problemler var. Karamürsel'deki halkımıza bilinçlendirmek adına, ne bileyim biraz daha bu işlerde insanla ön ayak olmak adına, biraz daha cesaret vermek adına bir karar aldık. Yani bu karar eğer hukuken yanlışsa hukuken mahkemeden döner. Biz de gereğini yerine getiririz. Ama bugüne kadar beni ne kimse mahkemeye verdi, ne mahkemeden bir şey geldi. Ben de mahkeme olmadığı için bu kararı uyguluyorum. Yani ne zaman biter bu? Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakacağız. İşte PCR testlerinde bir gevşeme oldu. Önümüzdeki ay ne olur? Mart ayında ne olur? Onlara bakacağız. Eğer baktık hakikaten bu işler düzeliyor. Yani ömrü billah gidecek bir karar değil bu. Tabii şuna da bakmak lazım. Hani burada bir ayrımcılık olarak görenler var bunu. Ona da kesinlikle katılmıyorum. Çünkü aşı karşıtları da var. Yani şimdi ciddi anlamda. Aşı karşıtlarının yani niye neden aşı karşıtı? Niye aşı karşıtı onu da anlamış değilim. Evet. Yani öyle senaryolar çiziliyor ki işte yani aşı karşıtı aslında çoğu bana göre aşı karşıtı değil. Onlar muhalif olmanın ruhsal zenginliğini yaşamak ve keyfini sürmek adına yani buldukları bir şeye muhalif olan tipler. Tamam mı? Yani onlar karşılarına tabii çünkü bakın muhalefetlik o kadar kolay bir şeydir ki. Tamam mı? Bir şeye muhalef olmak kadar kolay bir şey yoktur. Yani siz kalkarsınız, bir şey yaparsınız, bunu alırsınız, buraya koyarsınız. Karşınızdaki adam bu olmamış. Bunun bu tarafta olması lazım. Hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey becermemiş, hiçbir şey için gayret etmemiş, çalışmamış insanlar çok rahat muhalifler olurlar. Ve tabii dünyadaki bu sosyal medyanın bu kadar etkileşimi attırdığı bir dönemde de muhalif olmak aslında biraz daha cazip hale geldi. Çünkü fenomen olabiliyorsunuz. Evet. Yani o fenomenliğin verdiği ruhsal bir zenginlik oluyor. Yani adam diyor ki ben yazdım zaten diyor. 158 kişi beğendi diyor. Ulan sanki bütün dünya beğenmiş seni. 158 kişi beğenmiş. Yani veya 8 kişi beni tıkladı haberin var mı senin diyor. Yani tıklamak ne demekse onu da bilmiyorum da. Şimdi adam o 8 kişinin tıklanmasıyla beraber kendini başka bir dünyada zannediyor. Ama işte bir veya 20 kişinin kendisini beğenmesiyle kendini ombudsman zannediyor. Evet. Yani ben artık benim söylemlerim dünyada dinleniyor. Herkes beni takip ediyor falan zannediyor. Ya yok böyle bir şey. Yani öyle şey gidip kafalarına şöyle vurup kendine gel arkadaş ya. Para verip de okunma sayısını arttıranlar bile söylemiyor. Onlar bile var şimdi yani. Şimdi o muhalifi olmanın verdiği o rahatlıkla o şeyle işte aşı karşıtlarının çoğu da bana göre öyle. Yani bilimsel olarak hiçbir anlamı olmayan ya işte aşı olacakmış da işte genlerimizle oynayacaklarmış da onu yapacaklarmış da bu. Ya tamam şeye inanmıyorsun hani yurt dışından. Biz zaten bu kararı niye şimdi aldık? Türk Hava Aşısı çıktı diye aldık. Ya kendi ülkene de milletine de devletine de güvenmiyorsan bizim genlerimizle zaten yaşama o zaman bu ülkede arkadaşım. Evet. Git nerede yaşamak istiyorsan yaşa. Benim dünyamda belli standartlar vardır. Biz eğer bir bütün halde yaşıyorsak, bir devlet bütünlüğü içinde bu milletin bir bireyi olarak yaşıyorsak sadece kendi dünyamıza göre hareket etme şansımız yoktur. Bu ülkedeki kurallara, nizamlara, bu ülkenin geneline bunlar sadece yazılı olanlar değil. Yazılı olmayan ahlaki kurallara, inanç kurallarına da uymamız lazım. Yani aykırı olmak adına bu ülkede yaşayan %98-99 Müslüman olduğunu söyleyen bu ülkede yaşarken marjinal olmak adına sanatçı olarak veya akademisyen olarak veya bürokrat olarak veya siyasetçi olarak bu ülkedeki yaşayan insanların siyasi düşünce, inanç dünyasına hakaret ederek marjinal oldukları olan insanlara ben acıyorum. Ha işin diğer acı tarafı şu, onlar bu insanların bizim inancımıza hakaret ediyorlar ama maalesef inancına hakaret eden insanlar hala o insanları baş tacı ediyorlar. Asıl buna bakmak lazım. Yani bu Stockholm sendromu deniyor herhalde. Yani hani katiline aşık olmak gibi bir şey. Yani senin bütün temel değerlerini ayaklar altına alan, çiğneyen, yok eden kişilere daha fazla değer veren bir yapıya sahip olduk. İşte diyorum ya konular birbirine atlıyor ama hepsi bana göre birbirine bağımlı. Burada bizim yaptığımız olay çok iyi niyetle, çok yani sadece ben değil benim teklifimle ama bütün meclis üyesi arkadaşlarımın iyi niyetle Karamürsel'de yaşayan bütün insanlarımızın sağlığını düşünerek çünkü bir esnaf birebir o insanlarla temas halinde. Evet. Yani siz belki gidip bir dükkana girip çıkıyorsunuz ama o dükkan sahibine 100 kişi girip çıkıyor.
Şimdi bu süreçte o insanın hakikaten hem kendi sağlığını korumak adına hem o dükkana gelen müşterilerin sağlığını korumak adına aldığımız çok basit düşünülerek hiçbir art niyeti olmadan, kafamızın arkasında hiçbir şey olmadan aldığımız bir kararı alıp farklı taraflara çekmek bana kalırsa saflık. Yani diyorum ya yani belli medeni kurallar çerçevesinde eleştirileri açığız. Ama özellikle Twitter üzerinden birçok hakaret aldığını arkadaşlar söylediler. Ben kendim kullanmadığım için yani buradan sizin aracılığınızla bir kez daha söylüyorum. Yani ne yazarsanız yazıp ben okumuyorum, haberiniz olsun. Ama arkadaşlar okuyorlar. Onlar da almışlar, hukuk büromuza iletmişler. Hukuk büromuz da gerekeni yapacak onları. Sayın Başkanım, gene pandemiden pandeminin bu yoğun olduğu dönemlerde siz gene bir atak yaptınız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmet hediye ettiniz. Evet. Burada bir mesaj var mıydı? Bir şey var mıydı? Ulaşılamayan bir dönemde ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edilemeyen bir dönemde siz gittiniz, Cumhurbaşkanımıza kısmet verdiniz. Aslında yani bunu çok yine çok temel ve basit benim adıma bir anlamı ama vardı. Her şeyin altında bir şey hani olduğu ya için hani bir kısmet vermekte bir mesaj mı verdi acaba Karamürsel Belediye Başkanımız? Ya şöyle söyleyeyim hani Karamürsel'in başpehlivanı olarak Kırkpınar'ın başpehlivanı Ahmet Taşçı'yı yanıma alıp Türkiye'nin başpehlivanını ziyaret ettik. Aslında olay bu. Ama orada bizim amacımız çok halisaneydi. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde birçok sektör sekteye uğradı ve iş yapamaz hale geldi. Evet. Ben yağlı güreş çok seven bir insanım. Şahsen de yapıyorum. Bu camiada çok yakından iyi biliyorum. Geçtiğimiz dönemlerde yani 2021 senesinde aslında yağlı güreş organizasyonlarının önü kapalıydı. Sadece 3 organizasyon yapıp sene kapanacaktı. Ama 3 organizasyonla o camiaya gönül vermiş, o camiada spor yapan, o camianın çevresinde faydalanan yani sporcular var, hakemler var, davulcular var, zurnacılar var, organizatörler var. Yani o organizasyon olduğu zaman onun çevresinde ekmeğini sağlayan insanlar var. Bunların hiçbiri bu işten yararlanamayacaktı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda destek için gittik. Yani dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım evet nasıl futbol müsabakaları yapılabiliyor? Gerekli koşulları sağlayarak bu organizasyonlarda yapılabilir. Sizden ricamız bu çocukların önünü açın diye sağ olsun onu da verdiği talimatla hemen organizasyonların önü açıldı ve 2022 senesinde Türkiye'nin birçok yerinde birçok organizasyon gerçekleşti. Aslında bu ziyaretin kazandırdığı şey o. Bakmayın biz bunları açıklamıyoruz. Yani ben bunu ilk defa burada söylüyorum. Hani niye gittiğin için, niye kısmeti aldın, Ahmet Taşçı'yı aldın, Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettin. Aslında temel buydu. Yani o çocukların, bu sporu yapan çocukların geçtiğimiz dönemde kendi ailelerine ekmek götürebilmesi için bu organizasyonlara ihtiyaçları vardı. Biz de bu organizasyonların önünü açabilmek adına büyüğüm, hakikaten çok sevdiğim, çok değer verdiğim, sadece Karamürsel'in değil, bana kalırsa Türkiye'nin medali, iftarı, yani yüzyılın efsane pehlivanı Ahmet abimle beraber kendisini ziyaret ettik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da hemen bir talimatla bu organizasyonların önünü açtı. Bu sebep buydu. Sayın Başkanım, şimdi bundan 3 sene önce küçük dostlarımıza ne kadar sokak hayvanlarına ne kadar çok değer verdiğinizi biliyorum. Hatta ziyaret edenlerden de bir tanesi benim o sahilde ve sahilde yaptınız. Evet. Yani insanların yürüyüş yaptığı bir yerde işte birçok şeyi kulak arkası yaparak dediniz ki burada sokak hayvanları ile ilgili bir bakım yeri açtınız ve bunu bir de üstelik hayvan sevenlerle birlikte orayı yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi Türkiye'de birçok şeyde karşılıklı gruplar var. Ve bu karşılıklı gruplar bir araya gelip temel konularda anlaşamadıkları için konu ne çözülebiliyor ne çözülme yoluna girebiliyor. Problem devam ediyor. Kimisi problemden besleniyor. Problemin devam etmesinden yana çünkü onunla besleniyor. Kimisi de o problemin üzerine giderek başka menfaatler elde ediniyor. Aslında burada mantık çok basit. Bu canlar bizim. Evet. Yani bir kere inancımız gereği. Yani Allah'ın yarattığı hiçbir varlığa zararlı olmadığı takdirde onlara dokunma şansımız yok. Yani her yerde anlatılır. Peygamber Efendimizin ordusu giderken
yavrularını besleyen bir köpeğin başına asker dikerek ordunun yolunu değiştirdiğini dinleyen, menkıbelerini dinleyen bir nesiliz biz. Evet. Şimdi biz bunlara zarar veremeyiz. Bir kere bu bir açık net. Evet. Ama problem de var. Sonuçta bunlar zararlı da olabiliyorlar. Biz bu problemi çözmek adına Karamürsel'deki hayvansever derneklerimizle bir araya geldik. Onlarla beraber çalışma yürütmeye başladık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Tabii bu çalışmalar olgunlaştıktan sonra da Karamürsel'in bir yerinde hayvan rehabilitasyon merkezi açmaya karar verdik. Çünkü bugünkü kanunlar bize bunu hükmediyor. Daha fazlasını yapamıyoruz. Bu rehabilitasyon merkezi nedir? Sokak hayvanlarının alındığı, götürüldüğü, tedavisinin ve bakımının ve kısırlaştırmasının yapıldıktan sonra küpelenip tekrar alındığı bölgeye bırakıldığı alanlardır. Zararlı olmadığı takdirde kanun şöyle söyler, bu kararı yetkili veteriner verir. Yani veteriner bu köpek topluma, bulunduğu çevreye zararlıdır derse o hayvanı siz barınağa alıp barınakta saklamak zorundasınız. Ama veteriner böyle bir şey yok, bu hayvanın bir zararı yok dediği sürece bu hayvanı alıp bulunduğu ortama bırakmak zorundasınız. Tabii biz bunu 3 sene önce yaptık. Bunu yaparken de genelde bu barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri ilçelerin ve şehirlerin çok uzak ve ücra bölgelerine yapılır. Bu da insanların kafasında, özellikle bu hayvanları seven hayvanseverlerin kafasında bir soru işareti evet. bırakıyor. Yani işte o hayvanlar orada iyi bakılıyor mu, gidiyor mu, geliyor mu diye. Biz bunu ortadan gidermek adına Karamürsel'in hakikaten sahil bandında evet. en güzel yerlerinden bize ait olan bir alanı bir rehabilitasyon merkezi gerçekleştirdik. Evet. Amacımız şu, herkes görsün ne yaptığımızı, bilsin. Hayvan sahiplendirmeyi de orada anlatalım. Çocuklarımıza hayvan sevgisini anlatalım. Yani hafta sonu çocuğunuzu, ne bileyim torununuzu alıp gezerken o torunun çocuğun gidip orada hayvanları görmesi, onlarla beraber olması bizim için de çok önemli. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Tabii şöyle acı bir gerçek var. Toplumda yani Türkiye bir bütün. Evet. Şimdi bir bu konuyla net bir şekilde ilgilenen belediyeler var. Bir de bununla ilgilenmeyip hayvanları toplayıp ilgilenen belediyenin sınırlarını atan belediyeler var. Maalesef. Şimdi herkes aynı hassasiyetle ve aynı iradeyle bu işin üzerine gitmediği sürece Türkiye'de bu problem çözülmez. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son dönemde bu sokak hayvanlarının çocuklarımıza ve insanlara yaptığı saldırılardan sonra Kızılcahamam toplantısında hepimize çok bir net bir mesaj verdi. Biz şimdi bütün belediye başkanları arkadaşlarımla beraber bu mesajın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Toplumu üzmeden, hayvanseverleri üzmeden ama öbür taraftan da insanların hakkını koruyarak bu problemi çözeceğiz. Yani topluma zararlı olmayan hayvanları da alıp iyi bakım evlerinde güzel bir şekilde yaşatacağız. Bu tabii bir süreç. Yani bugünden yarına olmuyor. Bunu sadece çünkü siz bir belediyesiniz ama sizin sağınızda solunuzda bir sürü belediyeler var. Hatta ben Karamürsel olarak iki tane ile sınırım. Yani bir tane sınırım Bursa iline bağlı, bir tane sınırım Yalova iline bağlı. Sadece Kocaeli'deki belediyelerin bir organizasyonu yapması bile benim için yeterli değil. Çünkü buradaki belediyelerin ve Bursa'daki belediyelerin de bu organizasyonu yapması lazım ki biz bu alanı komple temizleyelim. Dediğim gibi bu süreç başladığına inanıyorum ben Türkiye'de. Artık bir hassasiyet oluştu. Hayvanları hani yaşam alanlarını iyileştirerek, bakımlarını güzelleştirerek, ömürlerini güzel yaşatarak, insanlara da zarar vermeden güzel alanlarda bakımlarını yaparak yapacağımız alanlar oluşturacağız. Bunun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da talimat verdi. Zaten büyükşehirimizin yaptığı daha önceden hakikaten örnek bir bakım evi var ama yeterli değil. İlçelerde rehabilitasyon merkezleri yapılıyor. Daha büyüğüne de yapılacağına inanıyorum. Hassasiyetle bu konu çözülecek ama burada çok samimi söyleyeyim, işi abartmamak lazım. Evet. Yani inşallah. Hoş değil. Şimdi işte televizyonda görüyoruz. Hayvansever adı altında kendini kafesin içine girip havlayan tipler. İşte yerde yatıp miyavlayan tipler. Ya arkadaş yani bu kadar şovmenliğe gerek yok. İnşallah yani. Başkanım ama bu arada da hayvanlara saldıran insanları da rehabilite etmek gerektiğini
düşünüyorum. O da bir başka konu. Yani o tabii ki o. Diyoruz, kısa bir ara vereceğiz. Konu, doğru, ondan sonra devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, kısacık bir ara Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'la sohbetimize devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkanım, şimdi Karamürselliler gerçekten okumayı çok seven bir ilçe vatandaşları ki siz kısa bir süre önce 100 yayın evinin katılımıyla katılımının sağlandığı 3. kitap fuarını açtınız. Nasıldı? Gerçekten benim düşündüğüm gibi mi? Karamürsel halkı kitap okumayı seviyor diye düşünüyorum. Çünkü eğitim seviyesi, kültür seviyesi yüksek bir ilçede belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Aslında bu bir belediye başkanı için bir taraftan zor, bir taraftan da kolay. Ben memnunum ya. Çünkü oralısınız. Evet, aynen de çok. O yüzden. Şöyle ne dersiniz efendim? Hanım, şimdi maalesef son yıllarda özellikle sosyal medyanın bu mecranın artmasıyla beraber okuma oranları düşüyor. Hele hele bizim gibi işte daha tam o okumanın zevkini almamış toplumlar hemen hani üç adım geri, şey bir adım gider, üç adım geri gelir ya. İşte okumakla alakalı şu anda ben Türkiye'de öyle bir şey görüyorum. Yani kitap satışlarından da bunu görebilirsiniz. Hı. Benim tabii çocukluğum biraz şanslıydım. Ben aileden kitapçıyım. Babamın adı Kitapçı Taci. Hala Karamürsel'de bir dükkanımız vardır, emanet aldığımız ondan. O kitapların içinde büyüm için kitabın ne olduğunu, ne manaya geldiğini. Şimdi mesela bazen sorarlar işte başkanım sen yaptığın konuşmaları hiçbir kağıda bakmadan, hiçbir formata bağlı kalmadan yapıyorsun. Yani bunu nasıl yapıyorsun? Bunu yapabilmemin tek sebebi çocukluğumda, gençliğimde okuduğum kitaplar. Yani o kitap hafızam, o kelime hafızam, o cümle kurma olayı, kurgusu bana sadece kitaplardan geliyor. Ben o gün kitap okurken siyasetçi olacağım, belediye başkanı olacağım, bir gün kitlelerin önüne çıkacağım, bir konuşma yapacağım diye bunları okumadım. Ne bulduysam okudum. Ama bugün onların çok büyük faydasını görüyorum. Tabii ağaçken yaşken eğilir. Bizim Karamürsel'de üçüncüsünü yaptığımız, hakikaten buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tolga Ulaydın, benim arkadaşım. Bir yayın evi sahibi. Onun destekleri, onun gayretiyle yaptığımız bir kitap fuarı var. Küçük çaplı ama bütün okuldaki öğrencileri birebir otobüslerle, arabalarla taşıdığımız, o çocukların o kitap fuarını görmeleri, hani bir kitabı koklamaları, bakmaları, fuar ne demekmiş? Tabii Büyükşehir Belediye'mizin burada yaptığı kitap fuarını ben çok çok beğeniyorum. Yani o çok ulusal bir fuar. Onu destekliyorum. Ama biz biraz daha ilçe çapında yapıyoruz. Tabii vatandaşlarımız da buraya geliyorlar. Amaç burada kitabı hatırlatmak. Maalesef unutuyoruz son zamanda. Bak okumanın tadına varmamız lazım. Geçen gün birisi yazmış. İşte her akşam dizi seyrediyoruz, değil mi? Yani hele hele Türk dizileri. Yani 2,5 saat, 3 saat dizi seyrediyoruz. Ya her akşam bir yarım saat bir kitap okusak. Yani o yarım saat okuduğumuz kitap da haftada bir kitap okuruz. Haftada okuduğu, senede 52 tane kitap yapar. Ve kitap okuyan insan, kitap kültürünü almış bir insan, hayatın her anlamında o nezaketi, o zerafeti, o ne bileyim softluğu yaşar. Çünkü kitaplar insana öyle bir makul düşünme şeyi veriyor. Yani, ne seviyorsanız, yani roman seviyorsanız roman okuyun, siyaset, tarih, bilim, ne bileyim korku, ne seviyorsanız. Yani Tom Bix Texas okuyun, kitap okuyun. Yani biz Tom Bix Texas'tan büyüdük yani. Ama bugün bile oradan aldığım bazı şeyleri hayatımın bazı yerlerinde kullanıyorum. Şimdi bugün tabii ya dünya değişti başkanım, sosyal medya var. Haklılar. Özellikle genç jenerasyon, yani Z kuşağı olarak adlandırılan ama benim kesinlikle kabul etmediğim. Yani Z, Y, böyle bir kuşak yok. Her dönem mutlaka kendisinden önceki dönemle çatışan ve kendisinden önceki dönemden bir adım önde olan bir dünyada yaşıyoruz. Yani ben babamla aynı düşünmedim. Babamdan daha farklı düşündüm. Babamdan kuşak çatışması yaşadım. Şimdi benim evladım da benden farklı düşünüyor ve benden bu böyle olmasaydı dünyada gelişim olmazdı.
Ama bazı ahlaki temel değerlerden de taviz vermememiz gerekiyor. Şimdi işin bu ince noktaları burada bana göre geliyor. Dünyada savaşlar artık sadece silahla, şundan bundan olmuyor. İşte ekonomi de bir savaş. Kültür savaşı, ahlak savaşı, toplumların geçmişten gelen değerlerini yok etmekle alakalı bir savaş. Tekrar kusura bakmasın izleyicilerimiz, konudan konuya atlıyor gibi geliyorum ama sonradan bağlayacağım. Şimdi geçen yılbaşı yaşadık, Noel. Şimdi bizim kültürümüzde çam ağacı yok, Noel Baba yok. Televizyon seyrediyorum, başı kapalı bir kızımız, Noel Baba şapkası takmış, alkışlıyor. Şimdi kızımız ya başının niye kapattığını farkında değil veya Noel Baba şapkasının ne demek olduğunu farkında değil. Şimdi suçlu kızımız mı, biz miyiz? O kıza anlatmamışız. Yani o değeri ona anlatmamışız, şey yapamamışız, ona girememişiz, dokunamamışız. Şimdi ben belediye başkanı olarak işte o baktığım zaman düşündüm. Şimdi biz belediye başkanıyız. Şimdi benim bir değerim var, bir kültürüm var, bir inancım var ve buna göre tamamen reddettiğim ve asla kabul etmediğim bir şey bu. Ama öbür tarafta oy aldığım bir kitle var. Lan Hristiyanlar da, yani Karamürsel'de Hristiyan da yok bildiğim kadarıyla. Hepsi Müslüman. Tamam mı? Oy aldığım kitlenin tamamına yakını Müslüman. Ama öbür tarafta çam ağacını dikip çam ağacının altında yılbaşı kutlayan tipler de var. Şimdi ben çam ağacı dikip onlara, ya bak siz çam ağacını seviyorsunuz, ben de size çam ağacı dikmeli miyim? Yoksa kendi inancım doğrultusunda, yok arkadaş ben bunu dikmemeli miyim diye kendi kendimi bile sorgular bir hale geldik. Yöneticilerin işleri bu anda hakikaten çok zor. Yani şimdi adam Kadıköy'de bunu dikiyor. Kadıköy'de diktiği zaman da oy alıyor. Ne bileyim işte Beşiktaş'ta dikiyor. Şimdi Karamürsel'de dikelim mi dikmeyelim mi arkadaş? Şimdi bakın bunun tartışılması bile abes. Aslında net olan bir şey var. Bu bizim kültürümüz değil, bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Türkiye'de, Türk toplumu içinde, şimdi işte o bohem yaşayan Türk toplumunun değerlerine hakaret ederek, ne bileyim Türk toplumunun bütün yapılarını yok sayarak ama bütün gelirini de o Türk toplumundan elde eden sanatçılarımıza bakarak bir hayat yaşayamayız biz. Şimdi Türkiye'de sanatçılarımız, şimdi Cadılar Bayramı'nı kutluyorlar, evet. Mesela. Kim kutluyor? Birisi kutluyor. Ondan göre bakın bu tamamen bir kültür yozlaşması. Bizim örfümüzü, adetimizi, inancımızı yok etmek adına. Şimdi dünyaya Allah-u Teala bizi yarattıktan sonra boş bırakmamış. Bizi doğruyu göstermek adına peygamberler gelmiş ve her peygamberin, bir sonraki peygamberin gelmesinin sebebi de o peygamber gittikten sonra onun getirdikleri öğretilerin deformasyona uğraması, yani saptırılması. Yani Hazreti Musa gelmiş, Musa'nın getirdiği din İslam. Eğer ben Hazreti Musa'nın zamanında yaşasaydım, onlar yaşayanlar Müslüman. Ama deformasyon olmuş, artık Allah'ın dininden çıkmış, Hristiyanlık gelmiş. Hristiyanlık deforme olmuş, Müslümanlık gelmiş. Şimdi Müslümanlığı deforme etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bu yapılara mücadele mi edeceğiz, müsaade mi edeceğiz? Şimdi bakın, çok ince bir çizgi. Çok ince çizgiler. Yani. Şimdi bu sosyal medya, işte hani kitap fuarına getirdiniz ya, işte bu kitap aslında bunların gerçek çözümü. Biz gerçekleri okumak zorundayız. Niye kitap? Onu söyleyeyim. Bakın bizim gençliğimizde ve bizim yaşadığımız dönemde bilgiye ulaşmak çok zordu. Biz okulda bir ders verildiği zaman kütüphaneye giderdik. Birkaç saat onu araştırırdık. Kütüphaneden o kitabı alamadığımız için onu oturur yazardık. Ve onunla beraber beynimize yazardık. Yani bizim jenerasyonumuzun genel kültürü şu andaki iki üniversite bitirmişten daha fazla. Niye? Çünkü biz o genel kültürü aldık, beynimize yazdık. Şimdiki gençlerin bilgiye ulaşması o kadar kolay ki. Hepsi ceplerinde taşıyorlar. Ceplerinde taşıdığı için soruyorsun, bakıyor, söylüyor, itiyor ve unutuyor. Bir daha sorduğun zaman yine aynı yere bakıyor. Çünkü kafasında onu tutmakla gibi bir derdi yok. Bilgi elinin altında, cebinde. Ama kitap okumak bir süreç gerektirir. Yani bir başlangıç, işte giriş, gelişme ve sonuç gerektirir. Şimdi o girişi, gelişmeyi ve sonucu okuyan insan o genel kültürü, o bilgiyi kafasına yansıtır. O yüzden kitap benim dünyamda çok önemli. Ya tekrar söylüyorum, ben gelişime karşı bir insan değilim. Günün değerlerine saygı duyarım. Her ne kadar da ben kullanmak istemesem de,
Her ne kadar da benim dünyamda yeri olmasa da bugün sosyal medya bir gerçek. Özellikle işte sanat camiasında, siyaset camiasında, akademi camiasında, yani bütün sektörel bazda insanlar korkunç iş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar, internet. Yani bu dünyada ben bunu kabul etmiyorum demek bir aptallık olur. Ha, kullanmamak bir tercihtir, o ayrı bir şey. Ama sosyal medyayı doğru kullanmamız lazım. Zaten bakın bugün içinde bulunduğumuz durumun birçok sıkıntının temeli de sosyal medyada oluşan bu yalanlar. Oraya attığınız bir yalan insanlar tarafından o kadar çabuk kabul görüyor ki o yalanı bir yalan atın, bir gün orada geçsin, ikinci gün siz aynen deyin ki arkadaş ben bunu yalan söyledim ya, bu böyle değil deyin. İnanın o yalana inananları inandıramazsınız yalan olduğunu. Şimdi bu kadar tehlikeli bir mecra. Bu ülkenin geçtiği şeyleri biliyorsunuz. Yani işte çevre olaylarında o sosyal medyadan örgütlenenlerin Türkiye'yi ne hale getirdiğini hepimiz şahit olduk. Arkasından 15 Temmuz'da neler yapılması gerektiğine şahit olduk. Yani şimdi atom bombasına baktığınız zaman atomun çekirdeğinden parçalanmasından çıkan o büyük güçle çok büyük enerji elde edebiliyorsunuz. Enerji kaynakları kuruyorsunuz, insanoğluna faydalı birçok tesis yapabiliyorsunuz, insanoğlu için birçok şey kurabiliyorsunuz. Ama o ufacık atomun çekirdeğini parçaladığınızda milyonlarca insanı aynı anda öldürebiliyorsunuz. Şimdi sosyal medya bir atom bombası. Doğru kullanıldığında, internette doğru bilgileri doğru şekilde yaklaştığında istediğinizde çok faydalı bir mecra. Ama öbür tarafta da bir ülkeyi yok edecek, bir kültürü dümdüz edecek, sizi farklı bir dünyaya çekecek, kim olduğunuzu unutturacak, ne için yaşadığınızı, hedefinizin ne olduğunu çok farklı bir yere getirecek. Şimdi Türkiye'de mesela özellikle son günlerde yapıldığı için söylüyorum, bana göre özellikle yapılıyor bu. Her çıkan programcı, özellikle muhalif kanal, efendim Türkiye'de gençler Türkiye'yi terk etmek istiyor, yurt dışında yaşamak istiyorlar. İşte mikrofonu tutuyorlar gençlere. İşte ben şurada yaşamak istiyorum, ben burada yaşamak istiyorum. Bakın bu koca bir yalan. Gençleri manipüle etmek adına yapılan bir yalan. Yani ben yurt dışında yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Türkiye'deki yaşam şartları ve yaşam koşulları dünyadaki birçok ülkeden daha rahat ve daha güzel. Ha bizden daha iyi olan yerler var mı? Elbette ki var. Yani bugün bir İsviçre ile, İsveç'te, Hollanda ile mukayese edilemeyiz. Belki bir Kanada ile mukayese edilemeyiz. Şimdi Almanya'yı örnek verin. Almanya'daki yaşam şartları. Şimdi insanlar Almanya'da hayat çok güzel zannederler. Bir gurbetçilerimize sorun bakalım orada nasıl çalışıyorlar? Nasıl şartlarda çalışıyorlar? Şimdi buraya baktığımız zaman... Ilk gidenler. Tabii. Buraya geldikleri zaman onların burada harcadıkları paraları gören insanlar gidip orada onların bir sene boyunca nasıl çalıştığını, nelerle mücadele ettiğini bir görsünler. İspanya'da, İtalya'da, ben İngiltere'de kaldım. Yani o sizin bohem hayatı yaşayan o İngilizler öyle yok. Tabana baktığınız zaman, yani hele hele benim kendi ilçemde, Karamürsel'de, yani bakın o kadar inanarak söylüyorum ki bunun, biz Karamürsel'de yaşadığımız hayat, yani çoğu Avrupa ülkesinin orta tabakası değil, zengin tabakasının hayal ettiği hayatı yaşıyoruz. Ya başkanım abartıyorsun. Abartmıyorum, biliyorum. Tabii bu nereden baktığınıza bağlı. Şimdi son yıllarda artık bize biraz önce söylediğim o muhaliflik, o reddediş, o beğenmemezlik, o kibir, o şükürsüzlük, o isyan öyle bir pompalandı ki. Yani işte bir bardak var, susuzsun. Ya bu bardağın niye? Ya bardağın içinde işte su var oğlum, yarısını iç, bir şükret. Devamının içinde çalış, gayret et. Şimdi biz her şeyi hazır istiyoruz. Evet, her şeyi kendi hakkımız zannediyoruz. Çalışmadan, mücadele etmeden, her şeye sahip olmanın bizim doğuştan hakkımız olduğuna inanıyoruz. Şimdi böyle bir dünya yok ya. Çalışacaksın, gayret edeceksin. Bazen çalışıp gayret ettiğin halde bile istediğin yere gelemeyeceksin, hedefine ulaşamayacaksın. Ya bu bir kader meselesi. Kader, evet, şimdi evet. Hem inançlıyım diyeceksin, hem isyan edeceksin. Ya mutlu olabilecek o kadar çok şeyimiz var ki, şükredecek o kadar çok şeyimiz var. Evet. Pandemiyi yaşadık hep beraber ya. Bir nefes için bütün servetini veren zenginlere şahit olmadık mı biz ya? Rahat bir nefes için. Evet. Ya sabah kalktığında şunu yapıp şükreden kaç insan tanıyorsunuz siz artık günümüzde ya? Herkeste bir isyan, herkeste bir şikayet. Yani belediye başkanlar biz bunu... Beklentiler arttı. Tabii arttı. Yani şimdi konu kitap fuarından geldi buraya ama işte bu kitap fuarı, bunun temeli burada. O kitap aslında kitap okuyarak yani hem
farklı toplumları, farklı görüşleri, farklı düşünceleri okuyarak zihnine. Çünkü internette bakın, insanlar bakın, hep şöyleler. Yani her şey artık 3 saniye. Bakıyor, 3 saniye unutuyor. Bakıyor, 3 saniye unutuyor. Ya arkadaş, ve şey gibi, Cem Yılmaz'ın programları gibi. Hani adam açıkça söylüyor, diyor ki hani beni gelirsiniz, 3 saat dinlersiniz, gülersiniz ama dışarı çıktığında hiçbir şey hatırlamazsınız diyor ya. Yani sosyal medya öyle bir şey. Yani 3 saat orada gülüyor. E arkadaş, 3 saat geçirdin. Ne kazandın? Vallahi hatırlamıyorum. Ya arkadaş, lan yarım saat kitap okusan sana belki ömrü boyunca faydalı olabilecek bir bilgiyi beynine atarsın. Şimdi ben bazen kızlarımla beraber yarışma programlarını seyrediyorum. Şimdi üniversite mezunu çocuklar. Şimdi tamam mı? Bir şey soruluyor. Ay şöyle mi böyle mi? Şimdi ben söylüyorum. Benim kızım diyor, baba nereden biliyorsun? Ya kızım diyorum, hani ben, sen benim bildiğime şaşırma. Ben sizin bunu bilmediğinize şaşırıyorum. Evet. Ya o kadar basit ki bizim için. Evet. Ama bu benimle alakalı değil. Bizim jenerasyonumuzla alakalı bir şey. Gençlerimize bunu yönlendirmemiz lazım. Ha, gençlerden bazen çok şikayet ediliyor. Ben buna da katılmıyorum. Onlar bilmiyorlar. Bilmeyen insandan hesap sorulmaz. Yani ona nasıl öğreneceğini, nasıl gayret edeceğini öğretmesi gereken bu. Bizden önceki nesiller görevlerini yaptığına inanıyorum. Bizden önceki nesiller bize bildiklerini anlattılar. Biz de üzerine bir şey koyduk, bir yerlere geldik. Ama biz bazı temel konularda gençlere bildiklerimizi aktaramadık. Biz tembellik yaptık. Biz eksik yaptık. O eksiğin açığı büyüyor. Evet, bizim bencilleştik biz. Öyle, bizim bir an önce toparlayıp bu işi şey yapmamız lazım. Ben örnek vereyim. Benim annem ilkokul mezunuydu. Benim derslerimle anlamazdı. Ama ben ders yaparken benim başımda dururdu. Bana çay getirirdi, bana su getirirdi. Aman meyve oğlum getirir. Sen oku, bak. Şimdi üniversite mezunu anne, çocuğunun dersi orada. Elinde sosyal medyada, Instagram'da geziyor. Çocuğa yardım etmiyor. Şimdi hangi anne daha samimi? Hangi anne daha çocuğuna ve evladına değer veriyor? Yani gidip okulun bahçesinde, işte benim çocuğuma bağıramazsın, benim çocuğumun kulağını çekemezsin diye hocalara bağıran, çağıran, şovmenlik yapan anneler mi? Yoksa aman çocuğum okusun diye her türlü ortamı hazırlayıp onun başında böyle bekleyen eski annelerimiz. O yüzden şimdi biz bu ortamları sağlayamadık. Bir an önce bizim bu dönüşümü yapmamız lazım. Gençlere doğru şeyleri anlatmak, sabırla ama. Bir de öyle bir şey var, artık insanlarda o sabırsızlık var ya. Şimdi ben onu görüyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes her şeyi biliyor bir kere, o. Yani bazen bulunduğum ortamda en cahil ben kalıyorum. Ya bir bakıyorum ki işte ekonomiden anlayan insanlar, esnaflıktan anlayan, belediyeden. Ben 18 senedir belediye başkanıyım. Belki de Kocaeli'deki en cahil belediye başkanı benim. Yani herkes bir anda oluyor. Şimdi bu çok sıkıntılı bir süreç. Hani kendini bilmek çok önemli. Tabii bu nereden geliyor? Bu işte televizyonlardaki programlardan geliyor. Bakın, açın televizyonlardaki programlarını. Her akşam birileri çıkıyor. O kadar çok şey konuşuyorlar ki ben yoruluyorum artık onları dinlerken. Hiçbir şey öğrenmiyorum. Hele hele reyting adına sesini yükselten, başkasına laf sokan, laf atan, bilgisiyle değil, kabalığıyla, ne bileyim işte masaya vurmasıyla, çıkıp şeyi terk etmesiyle olay olan bir şey var. Gündem olan bir olgu var. Bu olguyu da insanlar iyi kullanıyorlar. Yani bir şeyi alıyorlar, lastik gibi uzatıyorlar, çekiyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Şimdi böyle bir Türkiye'de herkesin içinde bir meşhur olma güdüsü var. Meşhur olmak çok kolay ya. Yani sosyal medyaya bir şey atıyorsunuz, bir anda meşhur oluyorsunuz. Şimdi geçen günlerde bayağı oldu, bir iki sene oldu. Kızıma dedim, ne olacaksın? YouTuber olacağım deyince ben de o zaman anlamadım. O ne demek dedim. İşte YouTube'a bir şey atıyormuşsun seni. Sonra baktım, geçen televizyonda var. Dünyanın bir numaralı YouTuber'u 54 milyon dolar kazanmış bir senede. Şimdi bakar mısınız? Adamın yaptığı tek şey video çekip bir yere koymak ve oradan 54 milyon dolar para kazanmak. Şimdi adam bunu yapıyor ve dünyanın bir numarası. Şimdi bu gençlerimiz önünde bir hedef. Öbür taraftan 6 sene tıp, 4 sene yüksek lisans okuyup 10 sene bilmem ne yapıp adamı yatırdıktan sonra göğsünü açıp kalbini kenara koyup orayı tamir edip yaşarken o kalbi yerine koyup tamir eden bir doktorumuz ömrü hayatı boyunca o parayı göremiyor. Evet.
Şimdi bir tezat var burada ya. Yani popçuya bakıyorsun, 3 tane şarkı söylüyor. Adam Miami'de yazlıktan gelmiyor. Topçuya bakıyorsun, topa 2 tane düzgün çakıyor. Hayatında göremeyeceği Ferrari arabayla geziyor. Öbür taraftan hayatını bu devlet için, bu millet için feda eden siyasetçisinden bürokrasına, tamam mı? Bir de bunlar fenomen oluyorlar. Bir de hiçbir şey yapmadıkları halde toplumda çok seviliyorlar. Hiç kimse bunlara sövmüyor. Hiç kimse bunlara hakaret etmiyor. Herkes bunları el üstünde tutuyor. Ne yapsalar toplumda değer buluyorlar. Yani topluma dönüp sövseler, ulan vardır bunun bir bildiği deyip millet ona neredeyse kucak açıyor. Öbür taraftan devleti milleti için çalışan siyasetçisi, bürokratı, ne bileyim işte öğretim görevlisi, akademisyenine de kimse kucak açmıyor veya o gelirleri elde edemiyorlar. Şimdi bakın, bu tezatlıkları düzeltebilmemizin temel sebebi, yani bana göre düzgün bir eğitim sistemimizin olması. O eğitim sisteminde temeli okumak. Okuyacaksın, kendini geliştireceksin, haddini bileceksin. Nerede nasıl davranman gerektiğini, kime ne kadar neyi söyleyeceğini bileceksin. Ve artık çok konuşmaktansa da doğru söyleyen insanları dinleyeceksin. Ha, doğru söyleyen insan bulmak kolay değil bu dünyada, şu andaki devirde. Özellikle o, çünkü yalanın çok itibar gördüğü, hani işte bugün ana muhalefet partisinin verdiği bir seminerde bayanın çıkıp büyük bir yalan atın ve bunu devamlı atın diyerek söylediği ve siyaseten bir yerlere getirdiği bir dönemde, özellikle ve karşıdan da hakikaten nasıl diyeyim, alıcısı olan bu yalanları yok edebilmek bilgiyle. Çünkü karşısı mutlu bir şey ediyor. Söylüyor. O kadar mutlu ediyor. Yani şimdi ben yalan atıp seni mutlu ediyorsam, sen ulan yalan bu ama mutlu oluyorum diyorsun. Ya arkadaş, gerçek olsun, acı olsun. Evet. Bunun tedavisini bulalım. Evet. Sayın Başkanım, şimdi eğitimden açılmışken, siyasetten açılmışken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın kendilerine saygılarını, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, ben de saygı sevgilerimi iletiyorum. Karamürselli olmanın, Karamürsel'e yapılan çalışmalarla, yani mutlaka eşit dağılım yapıldığına ona kesinlikle eminim, adaletli bir şekilde ve tüm ilçelere aynı şekilde hizmet ettiğine o konuda şeyimiz yok. Ancak hani Karamürselli olmanın da size birazcık böyle bir avantajı oluyor efendim. Var tabii, manevi gururu var her şeyden önce. Tahir Başkan tabii genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterliği, daha sonra valiliği ve bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hep beraberdik. Bizim büyüğümüz, hakikaten çok sevdiğim, saygı duyduğum ve güvendiğim bir insan. Karamürselli olmasından dolayı hani açık açık söyleyeyim, çok büyük avantajlar falan sağlanmadı bize. Ama olması gereken ne varsa gereken yapıldı. Zaten yapı itibariyle de hakikaten onun o adalet çizgisi, adalet terazisi. Evet. Yani ben şahsen şahidim. Ama şöyle bir şey var. Tabii geçmişten gelen bir abi kardeşliğimiz, samimiyetimiz, çizgimizi bozmadan, biz de haddimizi bilerek çok güzel bir ilişkimiz var. Tabii 2019 seçimlerinden hemen arkasından işte dünyanın ve ülkemizin girdiği o pandemi süreci, bu sürecin sonuna doğru yaşanan işte Türkiye üzerinde oynanan o ekonomik ambargo, sıkıntı, baskı, gelinen noktalar, bunların her biri bizim belediyeciliğimizi gerçek manada yapmamızın önünde bir engeldi. Ama en başa döndüğümüzde de belediyecilik artık sadece yol yapmak, köprü yapmak, bina yapmak değil, insanlara dokunmak. Bu geçtiğimiz dönemde Tahir Başkanımızla beraber bütün belediye başkanlarımız, biz ihtiyacı olan herkese dokunduk. Yani açıkta kalan, sıkıntısı olan herkese dokunmaya çalıştık. Elbette ki eksik vardır. Elbette ki ulaşamadığımız kitle vardır. Bilmediğimiz, öyle söyleyeyim. Bilip de ulaşamadığımız kitle yok. Ama samimiyetle biz bu işi yapan tüm arkadaşlarım, belediye başkanı arkadaşlarıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, yani Tahir Başkan'ın Karamürselli olması bizim için bir gurur vesilesi. Aynı zamanda bir baskı. Çünkü Tahir Başkanımıza yakışan bir duruş sergilememiz lazım Karamürsel'de. Diyorsunuz ki o yolu açıyor, biz zaten tabii, devamlı tabii. Ona en büyük desteği getiriyoruz. Kocaeli'deki en büyük desteği Karamürsel'den vermek zorundayız. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Son bir sorum kalmıştı ama onu
arkadaşlarım sürenin bittiğini söylüyorlar. Çünkü o sorunun cevabı hemen öyle kısaca verilebilecek bir cevap olduğunu düşünmüyorum. 4 dönem sonrası 5. dönemle ilgili olacaktı ama bir sonraki programda yok, inşallah. Benim işim çok kısa ya. Rabbim ne derse olur. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşam konuğumuz Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'dı. Karamürsel'deki çalışmalardan ziyade hayat çalışmaları ve hayat üzerine insan yaşantısı ve Türk toplumu üzerine görüşlerini aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam da sonuna geldik. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere hayırlı akşamlar, sağlıklı akşamlar diliyoruz. Maske, mesafe, temizlik ve aşı. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.